Bodrum bayram tatilini oldukça hareketli geçirdi. Bodrum nüfusunun ikiye hatta üçe katlandığı tatilde ünlüler de Bodrum'daydı. İşte sahillerden ünlülerin tatil keyfi. Güzelliğiyle Bodrum'u aşık edenler, tatilde aile saadeti yaşayanlar, Bodrum'un yerlileri. Bu sene benim altın yılım. Benim böyle bir deliliğim var. Bütün arkadaşlarım, eşim, dostum, ailem de bundan şikayetçi. Ve Bodrum'un tüm yıldızları. İlk adımı sen at. Tatilde Bodrum'a ünlü yağdı desek abartmış olmayız. Bakın kimler takıldı objektiflerimize Bodrum'da. Damla Sönmez siyah bikinisiyle Bodrum sahillerine inmiş. Tatil yeni başladığı için henüz ten rengi istenen kıvamda değil. Hava sıcak, biraz serinlemek lazım. Böyle dalıyor denize Damla Sönmez. Kısa bir serinleme seansının ardından denizden çıkıyor güzel oyuncu. Damla Sönmez'in güzelliğine ve formuna ayrı bir parantez açmazsak olmaz. Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Yahoviç her yıl Bodrum'a bir tatile gelir. Ailesiyle geldiği tatilde Emina Yahoviç bol bol güneşlenip ara ara denize giriyor işte böyle. Lacivert bikinisiyle beach'te arıza endam eden hanımefendi, Kaan Tangöze'nin güzel eşi Kıvılcım Ural. Kıvılcım Ural sahildeyken Kaan Tangöze kızıyla deniz keyfinde. Kaan Tangöze ve kızı sudan çıkarken anne Kıvılcım Ural da geliyor yanlarına. Bodrum'un simge isimlerinden Fedon, oğlu Teo ile birlikte dört tekerlekli motoruyla Bodrum gezisinde. Baba oğul hobimiz bunlar. Yani motosiklet, deniz motoru, ATV filan. Yani yer çekimi bizi aşağı çektikçe ruhumuz yükseliyor. İyiyim, işlerim iyi, sağlığım iyi. Daha ne diyeyim yani, ne diyeyim. 80 yaşını deviren Fedon, altın yılını yaşadığını söylüyor. Bu sene benim altın yılım. İnanın yani, sebebi ne biliyor musun? 40 yıldır verdiklerimin karşılığını alıyorum. Sevdim, sevildim, güzel baktım, güzel gördüm, saygılı oldum, saygı gördüm. Ve şimdi bu yaşta adam en büyük firmalarda reklam filmlerinden teklif geliyor. Müzik dünyasını soruyoruz, sahnelerin beyaz saçlı prensine. Güçleri sayesinde bir şeyler yapıyorlar. Ama aman aman beğendiğim bir şey yok. Şimdi diyecekler ki bunlar hani bizler yaşlı var ya. Onlara böyle işte bir şey beğenmeyiz biz. Biz öyle beğeniriz ki ama güzel şeyi beğeniriz. Niye Tarkan'a laf etmiyorum? Niye Ebru Gündeş'e laf etmiyorum? Niye işte ben ne dinliyorum biliyor musun? Azer Bülbül dinliyorum ben. 80 yılının 70'ini Bodrum'da geçiren Fedon'a Bodrum'daki fiyatları da soruyoruz. Ona göre Bodrum'da abartılan çok şey var. Yunanistan ucuz. Ne ucuz? Evet, onu soracağım. Kim diyor ucuz diye ya? Ucuzu da var, pahalısı da var. Ben burada domatesi 30 liraya alıyorum. İstanbul'da eşim 60 liraya alıyor. Hani Bodrum pahalıydı. Bir dönemin memati Gürkan Uygun ailesiyle Bodrum tatilinde. Gürkan Uygun oğlu ve eşiyle tatilin keyfini çıkarıyor işte böyle. Bodrum'un güzellerinden biri de Seda Üren. Güzel şarkıcı, plaj elbisesini çıkarıp böyle giriyor denize. Biraz yüzüp düzgün fiziğiyle havasını attıktan sonra çıkıyor suda. Bodrum'un
Bodrum'un yerlisi sayılabilecek bir başka ünlü Oktay Kaynarca. Usta oyuncu tatilde bile çalışacak kadar bir iş aşığı. Şimdi benim böyle bir deliliğim var. Bütün arkadaşlarım, eşim, dostum, ailem de bundan şikayetçi. Sen hani niye bu kadar çok çalışıyorsun? Derdin ne? Yani çalışmakla mı geçecek ömrün dediklerinde haklısınız diyor. Sonra kendi kendime düşünüyorum. Buraya geldiğimde kendi kendime diyorum ki ulan ben sıkılmaya başladım eyvah diyorum. Demek ki o galiba karakter meselesi. Yoğun bir dönemin ardından bir süre oyunculuğa ara verme kararı almış Kaynarca. Bir süre oyunculuk yapmayacağım gibi duruyor. Yoruldum. Yorgun. Biraz dinleneyim. Ondan sonra bir şirketle ilgili planlarım var. Yoksa oyunculuğu bırakıyor mu yavaş yavaş? Ya oyunculuğu bırakmayız. Yani bir oyuncu ölene kadar oyunculuk yapabilir. Çok önemli bir şey. O bizi törpüleyen bir taraf. Yani o bizi hayatta tutan tarafımız. Oyunculuğu bırakamayız. Öyle bir şey yok. Böyle bir düşünce yok. Bir oyuncu açgözlüdür. Her gelen projeyi oynamak ister. Ama işte hesap edip, kitap edip ona göre yapmak lazım. Ablası ve annesiyle çıktığı tatilde yeğenleri değişik ediyor dayılarına. Oktay Kaynarca'dan şahane bir itiraf geliyor. Keşke 4-5 tane yapsaymış. Çok geç değil bence. Yok değil. Yapmayacağım demedim ki. İşte yani o keşke acaba dedim gerçek bir şey. Keşke tamam. Dedim. Yapmayacağım demedim. Tamam. Bekliyoruz. Soru tamam mı? Tamam. Tamam. Sohbetin ardından ablası Meryem Kaynarca ve annesi Nursel Kaynarca ile böyle poz veriyor havuz başında ünlü oyuncu. Bodrum sokaklarında Emre Kınay'a rastlıyoruz sevimli köpeğiyle. Sezonu tiyatroyla geçirdi Emre Kınay. Bir özel tiyatrosu da olan ünlü oyuncu, meslektaşlarının bazılarından şikayetçi. Zorlanıyoruz çünkü bu sene dizi yapmak istiyorum diyor. Dizi de gelmiyor, tiyatroya da oynamıyor. Özel oyuncularla ilgili biraz şikayetçiyim açıkçası. Yani tiyatroyu dizi olmazsa tercih ettikleri bir alan olarak görüyorlar ama tiyatro öyle bir alan değil, kabul etmez zaten. Şikayetçi olduğu tek konu bu değil. Özellikle genç kadın oyuncuların yaptırdığı estetiklere de itirazı var Emre Kınay'ın. Öyle yani genç kızlar bile botoksa gerdirmedir işte estetik operasyonudur falan yapıyorlar. Oyunculukta tabii ki önemli. Seyircinin estetik duygusuna hitap etmek de önemli. Ama vesikalı fotoğrafta herkes birbirinin aynı olduğu bir formülde hangi kasta ne oynatacaksın? Yani çünkü sinema hayatın aksi. Bir dönemin başarılı oyuncularından Esra Akkaya Bodrum tatilinde. Annesi yüzerken sahilde bekleyen bu esmer delikanlı Esra Akkaya'nın yıllar önce Etiyopya'dan evlat edindiği Can Alex. Ne kadar da büyümüş. Esra Akkaya'nın sevgiyle büyüttüğü oğlu Can Alex'e bu tatil görüntüsü çok güzel. Bodrum gecelerinde Kenan Doğulu sahnede. Bil ki sevgim çok beni kaybetti. Artık duvarlarım cebimleri. Çok sevmiş olsam da unut beni lütfen. Sana çok kızmış olsam da ara beni lütfen. Yine harika bir sahne performansı var Kenan Doğulu'nun. İlk adımı sen at. Kenan Doğulu o gece Bodrum'daki bir gece kulübünün açılışında sahnede. Kenan Doğulu'yu dinlemeye gelenler arasında Bekir Aksoy ve eşi de var. Bodrum bayağı kalabalık olmaya başladı. Yani geçen hafta o kadar bir yoğunluk yoktu ama son iki gündür bayağı ciddi bir giriş var diğer şehirlerden. Kalabalık tabii ama bakalım altyapı kaldırabilecek mi onu bilemiyoruz Bodrum'un altyapısı. Halit Ergenç de açılışta. Babalar gününü geride bıraktı ünlü oyuncu. Ama çocuklarından uzakta bir babalar günü geçirmiş. Güzel, telefonda geçti. Onlarla şu anda bir mesafemiz var ama tatlı tabii. Yani her gün babalar günü onlarla. Yok onlar şimdi Londra'da şu anda ama geliyoruz yakında. İngiltere Türkiye arası mekik dokumalı bir yılı geride bıraktı eşi Bergüzar Korelli. Bir ara evet öyleydi. Allah'tan gidip gelebiliyordum.
sonuçta ailemi görebildim çalışırken. Bu da önemli bir şey yani. Biraz da müzik diyelim. Tarkan'ın yeni albümünü dinleme fırsatı buldu mu? Tarkan'ın şarkısını henüz dinlemedim. Bergüzar'ı bir ara dinlerken duydum kulak ucuyla. Ama kulak ucu diye bir deyim de yoksa şimdi koymuş olduk şeye. TDK'ya bir şey girdi. Bir şey girmiş oldu. Sohbetin ardından Halit Ergenç konserde böyle eğleniyor. Bir gece önce Bodrum'da herkesi eğlendiren Kenan Doğulu, o gecenin sabahında eşi Beren Saat'le tekne tatilinde. Yıllar önce bir gulet kiralamışlardı. Bu kez tekne kiralanmış. Kenan Doğulu giriyor önce suya. Teknenin keyfini çıkaran Beren Saat, önce güvertede otururken, sonra da teknede yürürken takılıyor kameralara. Ve Beren Saat'in denizle buluştuğu anlar. Uzun süre denizde kalıyor Beren Saat. Sudan böyle çıkıyor. Oldukça formda ve tüm güzelliğiyle sudan bir deniz kızı çıkıyor adeta.